rekat sayısı dışında bütün erkanıyla Kur'an'da mevcut. Abdest namazın erkanından değil mi? Evet, Kur'an'da yok mu abdest? Var. İstikbali kıble namazın erkanından değil mi? Namazı namaz eden şeylerden evet. Kur'an'da yok mu? Var. Kıyam yok mu? Var. Rükû yok mu? Var. Secde yok mu? Var. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor namazda. Yok mu? Kıraat var. Hepsi var. Bir rekat sayısı yok. Böyle. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam örneğin sabahı iki kılmış, farzları kastediyor. Öğleni dört kılmış, akşamı üç kılmış. Yani birbirinden farklı üç ayrı sayı. Eğer yanlış yapmışsa biz onu düzeltecek değiliz. Yani niye iki kılıyorsun? Sabahı da dört kıl demeliydi Allah. Deyince de Kur'an'a geçerdi vahiy olduğu için. Biz bilirdik ki iki kılarak yanlış yapıyor. Yanlış yapmış. O yüzden dört kıl demiş derdik. Emin ayağımız sağlam basa basa. Böyle bir şey gelmediğini. Onun oldum olası hep iki rekat kıldığını da bildiğimize göre sabah için konuşuyorum bir örnek olarak. Kesinlikle en küçük ve zayıf bir rivayet dahi yok ki sabahı Peygamber bir defa da üç rekat kılmış. İki defa da dört kılmış diye asla bir farklı rivayet yok. Kim bile rivayet etmişse kitlelerinde sabah namazını iki kılar. Zaten o devirde namaz dendiği zaman farzlar anlaşılıyor. Nafile deniyor diğerlerine. Bugün sünnet denenlere o zaman nafile deniyor. Yani namaz dendiğinde, salat dendiğinde herkes biliyor ki Peygamber başta olmak üzere farz namaz. Dolayısıyla Peygamber yapmış, şöyle yapmış, kesin olarak biliyoruz. Sabahı iki kılmış örneğin, öğleni dört kılmış. Bunlar hiç tereddüdümüz yok. Yani neredeyse Kur'an kadar eminiz, neredeysesi de fazla. Çünkü zayıf bir haber dahi aksine yok. Bütün haberler, bütün rivayetler böyle. Evet. Allah-u Teala da onu değiştirmemiş, düzeltmemiş. Yani düzeltilecek bir şey görmemiş. Demek ki tasvip etti. Öyle yapılmaması gereken bir şey olarak görseydi Allah-u Teala elbette ki müdahale eder ve düzeltirdi onu. Öyle değil, böyle yap. Mesela başka olaylar örnek olarak veriliyor. Diyor ki senin Mescid-i Aksa'ya doğru kıbleye olarak dönmenden içiğin sıkılıp daralıp durduğunu biliyorum diyor. Biliyoruz diyor. Ayet. Aslında doğuya da dönseniz, batıya da dönseniz, Kabe'ye de, Kudüs'e de, Mekke'ye de dönseniz her taraf Allah'ın yönü diyor. Ama artık diyor yönünü Mescid-ül Haram'a döndür diyor. Yani o andan itibaren biz biliyoruz ki daha evvel Peygamber Mescid-ül Aksa'ya dönüyor. Ve yönünü şöyle döndür. Bu ayet bize açıkça anlatıyor ki artık kıble değişti. Yani içinden arzular dururmuş. Allah onu da aşağı vuruyor.